Çeçil peynirin tadı çok güzel. Ardahan'ın Göle ilçesindeyiz. Doğasının ona sunduğu yemyeşil meralarıyla çevrili Göle köyleri geçimini hayvancılıkla sağlar. Bu köylerden Arpaşen, Senemoğlu, Sürügüden, Karlıyazı, Tellioğlu, Yanatlı, Çakırüzüm'e konuk olup Anadolu'nun bazı yörelerinde civil, tel, göğermiş peynir olarak da anılan çeçil peynirinin yapımına tanıklık edeceğiz. Ardahan bu konuda çok şanslı. Hala doğal, bakir bir bölge, öyle söyleyeyim ben. Hala bozulmaması Türkiye açısından çok büyük bir şans. Çünkü böylesine tertemiz bir coğrafya, bu tertemiz coğrafyada doğal üretim yapılıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Sadece süt, doğal peynir mayası, ayrıca tuz. Hayvan demek burada özellikle inek burası için fabrika demektir. Yani siz sütünüzü, yağınızı, peynirinizi de kullanmış olduğunuz, günlük hayatta kullanmış olduğunuz besin kaynaklarınızın hemen %80'ini hayvancılıktan elde ediyorsunuz. Burada sebzecilik yok, meyvecilik yok. Bir patates yetişir, o da çoğu zaman yanar. Kırağda soğuk iklim dolayısıyla yanar. Buğday aynı şekilde sadece hayvana yedirilmek için. Eskiden ekmek yapmak için de buğday üretilirdi ama bu anlamda hayvancılık demek bizim büyüklerimiz için bu bir iş sahasıdır. Bu bir fabrikadır. Hayvanları besleyerek hayvanları sattığımız zaman elimizde para oluyor. Satmasa para yok. Yani burada gelirimiz hayvandı. Hayvanla geçim kaynağımız oluyor. Şu anda yine bizim bu yaylalarda yaklaşık 1500 tane sağım ineği vardır. Bunun yanında 1000'e yakın buzağısı vardır. 1500 inek günlük bu bizim Arpaşen yaylasında sağılıyor. Kadınlar şu anda bu sütü mandıraya veriyor. Mandıra yaklaşık 15-20 gün sonra bitmek üzere. Sezon kapanıyor. Hayvanları fazla olan bunu peynir yapıp götürüp satarlar. Veya deri yapıp, yani tulum peyniri, bunu kışın yine satmaktadır. Bu bizim geçim kaynağımız. Peynir de satıyoruz, yağ da satıyoruz. Yani peynir, yağ satmasan, hayvan satmasan bir gelirimiz yoktu. Hayvancılık için Göle'nin sahip olduğu en elverişli meralardan biri de Arpaşen Yaylası. Bu mevsimde köyde hayvan besleyemiyorsun. Köy biraz daha sıcak oluyor. Hayvanda hastalık da oluşabilir. Artı bu yağ peyniri sıcak, yani köy sıcak olduğu için orada yağ peynir biriktiremiyorsun. İşte o yağ, çeçil peynir dediğimiz, bir de tereyağının yapabilmenin orijinal kaynağı da bu yayladaki serin hava. Bu rüzgarın esmesi. Yaylada bir kova sütten sen bir bile çıtık kaymak alarsan, köyün üç dönümünden bir çıtık kaymak alamazsın. Buranın sütü daha yağlı, daha verimlidir. Bir gün önceden sütün makine vuruyoruz, onu bir kaba koyuyoruz. O kabda eşki yer, ertesi günde başka sütü vuruyoruz da o tatlı süt. O eşki olacak, bu tatlı olacak. O iki sütü birbirine eşit edeceksin ama tatlısı biraz daha fazla olacak. Onu ateşini yakacaksın bir kıvamda, yani çok fazla olmayacak, az da olmayacak. Ondan sonra peynirin üstüne vereceksin, kazanını, sütünü koyacaksın, iyice karıştıracaksın. İkisi birbirini bulacak. Elini yakacak kadar süt ısındı mı mayanı atıyorsun. Onu güzel gene kepçeyle karıştırıyorsun. 5-10 dakika duruyorsun, bakıyorsun ki o normal kesir. O zaman bir daha karıştırıyorsun. Hafif bir kazanın etraflarından
un yavaş yavaş ufatmadan karıştırırsın. O peynir haline gelir. Getirleyin git. Gidiyor soğuk su bir pirinç. Ona biraz çıkarttıktan sonra elimizden böyle şey yapan gibi uzatırız. Uzattıktan sonra o ağacın üstüne atıyoruz. Ağaçta da uzuyoruz, bir daha katıyoruz, uzuyoruz, bir daha katıyoruz, bir daha zoyuyor yarım saat, bir saat kadar. Sopanın üstüne atmasa bile kalır da öyle tel peynir olmaz. Bile koyduğun zaman yuvarlak kaşar gibi olur, çögelek gibi olur. Ama odun üstüne attı mı, uzandı mı tel tel oluyor. Uzanmasa tel peynir olamaz. Ondan sonra kaldırır, onun bidonu var, o bidona koyur, taşın da üstüne koyur. Bidondan da suyla şırat karıştırılarak tuluma tepilene kadar bir ay diyelim, biz onu bidonda bekletiyoruz. O zaman daha güzel oluyor tuluma tepilmesi için. Tulumda 3 ay, 4 ay bekletiriz. Onun kurutulması için, şıratını akıtması için hiç su kalmaması gerekiyor tulumda. O yüzden o iyice kuruyor. Ondan sonra kış aylarına yakın tulumu açtığımız zaman tam lezzetini almış kıvama geliyor yeşil peynirimizde. Bir de yağlı peynir yaparlar bu çeçilin yanında. Deriyi teptikleri zaman o çeçil peynirin arasına bir de kat kat yağlı peynir koyarlar. O yağlı peynir o çeçil peyniri yumuşak tutar. Yani kışın deride o tuluğun içerisinde peyniri çıkarttığın zaman bir kat yağlı peynir çıkar, altında bir kat yeşil peynir çıkar. O da o kadar yumuşak çıkar ki böyle yarısı beyaz, yarısı böyle küflenmiş yemyeşil. Tadı bambaşka oluyor. Çeçil peyniri Ardahan'da yalnızca kahvaltıda tüketilmez. Her öğünün aranan bir besini haline gelir. Lezzetinin yanı sıra şifa verdiği düşünülerek de tüketilir. Bu peynir üretilirken de zaten deride tutulduğu için tamamen doğal, tamamen organik. Yani işte hayvan yediği ottan, samandan, yemden tutun da işte beslenme alanı olarak bu peynir tamamen doğal ortamda üretiliyor. Bunun da sanıyorum sağlık üzerindeki etkisi paha biçilemez. Peynir her tarafa yararlı. Hiç peynirsiz ekmek yiyemezdik biz. Soframızda peynir olmadı mı biz 50 tane yemek olsa gene peynir olacak, peynir olacak. Peynir çok lezzetli, çok da faydalı. Süt, yoğurt, peynir, gemi germe, tansiyonu her bir şeye bunlar faydalı. Çok faydalı. Daha böyle yeşerir de biz acemler diyor ki güverir. O güverdikçe onun tadı daha güzel olur. Lezzetinden zaten vazgeçemeyiz. Yani ben kendim çok severim. Batıda ona küflenmiş peynir diyorlar ama yani çeşitli peynir biraz göverir böyle. Hafif bir yeşerimsi renk alır. O da küf bakterilerinin oluşturmuş olduğu bir şey. Biliyorsunuz bağırsaklarımızda ciddi oranda bakteri var. Ve sanıyorum bunlar arkadaşlar. Birbirini iyi tanıyorlar. Sindirimi kolaylaştığı söyleniyor. Böyle kaldırıp yersin ya, çok lezzetli, adamı tutmaz. Adam iştahı açır. Çok şanedir yani bu çiçal peynir. Her sofrada ne kadar yemek olur olsun biz peynir sofraya koyarız. Peynir çok yeriz. Kış aylarında sabah kahvaltıda
akşam uyku saatlerinde bile yeriz onu. Düşünebiliyor musunuz? Bir çay saatinde tatlı yerine bile yenilebilir bir peynirimizdir, çiçil peynirimiz. Yatmadan önce bizim burada bir özelliği var o peynirin. Akşam saat 7-8 gibi kış oldu mu yatağa girmeden önce çayını demlersin. O küflü peyniri bırakırsın, ekmekle karnını güzel bir doyurursun. Kimse yemek yemez. Yani ben yemeğe vermem o peyniri. Çok güzel oluyor yani, her tadı var yani, yediğin zaman, misafirin geldiği zaman koyursun. Kendine, çoluğuna, çocuğuna bile hediye verirsin, çok güzel olur o peynir. Şimdi tel peynir de, şimdi kazanda çağırsın odunun üstünde. Bile güzel güzel bir el kadar keser, tuzlar, onun tadı da güzel, bile didip didip yiyorlar. İstanbul'da akrabalarımız var. Yurt dışında olsun, ta oralara gönderiyoruz. Çünkü yoğun istek oluyor bizim peynirimize. Nasıl desem size, yağlı peynir olur, onun bir de çürütülmüşü olur. Onlar da güzel şeylerdir ama çiçil peynire talep çok fazladır. Kimi zaman geleneklerimizi yaşatmak için, kimi zamansa geleneklerimiz bizi yaşattığı için sürdürürüz alışkanlıklarımızı. Ötelerden beri, yüzyıllardır burada peynir üretme geleneği çok köklü. Kaşar peyniri, çeçil peyniri, tereyağı çok köklü bir kültürden geliyor buradaki üretim. Ve şu anda hala bu üretim doğal şekilde devam ediyor. Gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye gelecekte Ardahan'ı daha çok fark edecek. Bu platolardaki bitki örtüsünün, endemik bitki türünün fazla olmasının avantajı her geçen gün biraz daha ileri çıkacaktır. Ve insanlığın buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Makineye sütümüzü vururuk. Büyük tencerelere doldurur, altına taşı atarız. Mayamızı atar, peynirimizi yaparız. Büyüklerimiz nasıl yaptı, biz de aynı alıştık. Şimdi bizim töremelerimiz de bizde alışmış yapıyorlar. Gelinlerimiz, töremelerimiz de bizde gidiyor. Töremenin töremesi, töremesi gider. Bizim zamanımızda işte biz ta yetiştik o devreye, mandıra yoktu. Bütün sütü kendi alırdık. Anam vardı, anam alırdı. Bu güzel çiçek peynir yapırdı, tülüklere basırdı. Kışın ve tabii olmayanlara satırdı. Yosulluk da vardı yani, olmayanlara da satırdı, onlarlar da vardı. Çeçil peyniri ben 45 yaşındayım. Oldum olalı tabii gördüm. Tabii benden önce dedem gelmiş, belki 150-200 sene dayanır. Onlar da yapardı. Belki onlardan öncekiler de yapmış. Biz olduk olalı dedelerimiz de bu şekil gördük. Onlar bunu yapıyordu. Biz de yapmaya devam ediyoruz. Biraz uğraş gerektiren bir peynirdir. Zahmeti vardır ama ta yıllardan beri annelerimizden, ninelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla biz de bunları uyguluyoruz. Hani bunun özelliği kaybolmasın, geçmişte geleceğe gelsin, sürsün istiyoruz. Biz yapmasak gelecekte de bunu kaybetmek istemiyoruz. Bu devam ettirilsin, bu yörenin özelliği kaybolmasın istiyoruz. O yüzden çiçil peyniri yapımına devam ediyoruz. Tıpkı sütün çeçil peynire dönüşmesi gibi geleneklerimizin öz suyuyla beslenmeye devam eder Anadolu kültürü.